Osmanlı İmparatorluğu tarihinde en çok tartışılan konulardan bir tanesi hiç kuşkusuz 2. Viyana kuşatmasıdır. 2. Viyana kuşatmasının da en önemli şahsiyeti hiç kuşkusuz Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'dır. Gelin Osmanlı'nın Avrupa kapılarından dönmesine neden olan Mustafa Paşa'nın hayatını birlikte inceleyelim. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 1634 yılında Amasya'nın Merzifon köyünde doğdu. Babası Oruç Bey adında bir tımarlı sipahiydi. 4. Murat'ın Bağdat kuşatması sırasında babasının şehit düşmesi üzerine 4 yaşında yetim kalınca o sırada Amasya Sancakbeyi olan Köprülü ona sahip çıktı. Babasının dostlarından olan Köprülü Mehmet Paşa'nın himayesinde oğullarıyla birlikte iyi bir medrese eğitimiyle yetişti. Klasik kültürle beslenerek yetenekleri sayesinde yıllar içinde hızla yükseldi. Daha sonra Köprülü Mehmet Paşa'nın kızıyla evlendi. Ağustos 1674 tarihinde Leistan'a yönelik seferlerde kendisine görevler verildi. Sarayın gözüne girmek için yaptığı ilk icraatlardan bir tanesi Uman Kalesi'ni alırken ele geçirdiği Hristiyanların derisini üzüp içini doldurarak İstanbul'a göndermek oldu. Daha sonra da Leistan'a ait birçok kalenin ele geçirilmesinde etkili oldu. Merzifonlu zekası sayesinde hızla yükseldi. Paşa'nın uzun seferleri sırasında İstanbul'da ona yıllarca vekalet etti. Paşa ölünce ise yerine sadrazam oldu. Merzifonlu'nun ideali, devleti Kanuni Sultan Süleyman devrinden daha azametli ve daha kuvvetli bir durumu yükseltmekti. Bu yüzden sadrazam olduktan sonra hedefini kuzeye ve Avrupa'ya döndü. Bununla birlikte uğraştığı ilk sorun Ukrayna'da bulunan Kazak Devleti'nin kime bağlı olacağıydı. Osmanlı'ya bağlı olan Kazaklar 1675'ten itibaren Rusya'ya dönmüştü. Bunun üzerine Merzifonlu Paşa Temmuz 1677'de Şeytan İbrahim Paşa komutanlığında 1. Çehrin Seferi'ne onay verdi. Bu ordu Ağustos ayında Çehrin Kalesi'ne saldırı gerçekleştirdi. Kale Osmanlılar tarafından 23 gün kuşatmaya alındı. Fakat kaleyi kurtarmak için büyük bir Rus ordusu geldiği haberini alınca 29 Temmuz'da ordu kuşatmayı bırakarak geri çekildi. Şeytan İbrahim Paşa İstanbul'a dönünce vezirlikten atılıp tutuklandı ve Kırım Hanı Selim Giray hanlıktan azledildi. Bu başarısızlığın üzerine Rus çarı anlaşmak için İstanbul'a bir elçi gönderdi. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Ruslarla savaş taraftarıydı ve sefer hazırlığına çoktan başlamıştı. Ancak yine de gelen elçiye şartlarını sundu. Eğer Çehrin Kalesi'nden çekilir ve Osmanlılara geri verilirse bir barış yapılabileceğini bildirdi. Rus elçisi buna yanaşmadı. Bunun üzerine elçi ülkesine geri gönderildi. 1678'de Merzifonlu bizzat kendisi ordunun başında 2. Çehrin Seferi'ne çıktı. Genellikle pek fazla savaşa katılmayan ve gününün çoğunu avda geçiren Sultan 4. Mehmet de orduya Romanya sınırında katıldı. Kara Mustafa Paşa komutanlığında Osmanlı ordusu Ukrayna'da ilerleyerek Çehrin önüne geldi. Ağustos 1678'de büyük bir savaşla Çehrin Osmanlıların eline geçti. Rus çarı toprak kaybetme riskini göze alamayarak barış talep etti. Merzifonlu da bu barış teklifini kabul etti ve Çehrin Kalesi'nin Osmanlılara ait olduğunu bildirdi. Bu başarılardan sonra Merzifonlu'nun kendine güveni iyice artmıştı. Ancak Merzifonlu'nun asıl olayı Osmanlı tarihi için bir dönüm noktası olan Viyana kuşatmasıydı. Köprülü ailesinin damadı olan Merzifonlu hayatının her döneminde yaptığı işlerle Köprülüleri geçmek istemişti. Bunu da ancak yapılmayanı yapmakla başarabilirdi. O da Kanuni Sultan Süleyman'ın bile başaramadığını başarmak, Viyana'yı almaktı. Merzifonlu Avusturya seferine çıktıktan sonra paşalarla birlikte savaş divanı kurup yanık kale mi yoksa Viyana üzerine mi gidilmesini tartışmıştı. Birçok paşanın bu sene yanık kalenin alınıp seneye daha iyi hazırlanarak Viyana'nın üzerine gidilmesi fikrine karşı Merzifonlu doğrudan Viyana üzerine gidilmesini istedi. Merzifonlu zeki ve cesur bir vezirdi ancak aynı zamanda inatçı ve hırslıydı. Bu hırsı gözünü kör etmiş ve Viyana'nın etrafındaki kaleleri almadan doğruca şehri kuşatmak istemişti. Hatta bu uğurda padişaha bile karşı gelmişti. 4. Mehmet Belgrad'da kalıp paşayı Yanık Kale'ye sefere yollamıştı.
Ancak Mustafa Paşa kendisine daha büyük şöhret kazandıracak olan Viyana'nın kuşatılmasına karar vermişti. Osmanlı ordusu Temmuz 1683'te Viyana önlerine geldiğinde kaledekilerin teslim olmalarını istedi. Haberi alan 4. Mehmet ve Viyanalılar şaşkınlık içindeydi. Teslim teklifinin reddedilmesi üzerine Viyana Kalesi kuşatma altına alındı. Ancak bu taarruz önceden planlanmadığından yanlarında büyük kuşatma topları götürülmemişti. Buna karşın Avusturyalıların top gücü daha yüksekti. Mustafa Paşa'nın amacı şehri teslimle ele geçirmekti. Böylece Yeniçerilerin şehri yağmalamalarını önleyecek ve Viyana hazinelerini koruyacaktı. Eski geleneklere göre bir şehir teslim olmazsa ancak o zaman yağma olurdu. Bu nedenle kuşatma uzadı. Kuşatmanın 2 ayı geçmesi askerlere bıkkınlık verdi. Bunun yanında düşmana toparlanmak için de vakit kazandırdı. Viyana'ya karşı böylesi bir hücum elbette başarılı olurdu. Ancak Sadrazam Koff bir güvenle şehrin tahrip olmadan ola ki hükümdarlık tahtı olarak kendisine bir ödül gibi teslim edileceğini hayal ederek bekledi. İçeride bulunduğunu düşündüğü zenginlikleri ordusunun yağmasına kurban etmeyi değil de kendi ganimeti olarak görmeyi umuyordu. Böylece kritik günler geçti. Ufak tefek bir iki nokta dışında saldırı için en uygun an kaçırılmış oldu. Bu durum Polonya Kralı komutasındaki 100 bin kişilik Lehistan ordusunun vakit kazanarak Viyana'nın imdadına yetişmesi üzerine askerleri siperlerden çıkardı. Kuşatmayı kaldıran Mustafa Paşa savaş pozisyonu aldı. Haçlıların ilk saldırısı üzerine Osmanlı atları yarıldı ve yorgun olan askerler kaçmaya başladı. Bunun üzerine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa da ordunun tüm ağırlıklarını geride bırakarak Belgrad'a çekildi. Sonuç olarak Osmanlı ordusu Avusturya ve Lehistan kuvvetleri arasında kalarak ağır bir yenilgiye uğradı. Kara Mustafa'nın şöhret ve ganimet tutkusu ona ağır bir yenilgi getirmişti. İkinci Viyana kuşatması bozgununun haberini alan padişah bu itaatsiz davranışa karşılık idam emrini yolladı. 49 yaşında olan Merzifonlu 25 Aralık 1683 tarihinde Belgrad'da idam edildi. Padişah 4. Mehmet daha sonra düşünüp yapmış olduğu başarılı hizmetlerden dolayı Merzifonlu'yu affetmek istedi. Ancak 2. emir ulaşana kadar paşa çoktan idam edilmişti. İdam edildikten sonra gövdesi Belgrad'da kalmış, başı İstanbul'a getirilerek gömülmüştü. Osmanlı'nın bu hezimeti Avrupa'da büyük bir sevinçle karşılandı. Artık Osmanlıların yenilmez olmadıklarını gören Avrupa karşı hücuma kalkmaya başladı. Psikolojik savaş olarak da Osmanlı üzerinde büyük bir kayıp, Avrupa içinse büyük bir kazanç oldu. Bu savaş sonucunda Osmanlı'nın gerileme devrine girdiği kabul edildi. Böylece Türklerin Sakarya Muharebesi'ne kadar sürecek bir geri çekilme süreci başlamış oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.